Değerli seyircilerim, bir Gündemi programından daha sevgiler. Bu haftaki konum Türk sanatçısı, ünlü manken Sayın Engin Koç. Hoş geldiniz. Hoş, gel hoş bulduk, hoş bulduk. Hayırlı olsun. Çok Hakikaten teşekkür e çok teşekkür ederim. Sağ olun. E dekorlar gayet güzel. İyi bir ortamda bizi karşıladınız. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür bizi davet ediyoruz. ettiğiniz için. Engin Koç kimdir? Kısaca bir sizden özgeçmiş rica evet. edeyim. E Engin Koç, 27 8, 9, 59, İstanbul Nişantaşı doğumlu. İlk ee, ilkokul tahsilimi Yüferatır ilkokulu, Ortaokul e, hep o civarlarda yaptım. Okula gittim, geldim. Ondan sonra e, Sivaslı bir ailenin, bir kuzen ailenin e, annemle babam kuzen oluyor. E, İstanbul'a geç göçmüşler 18 yaşında ve onların onlardan dünyaya geldim. E, Sivaslı olmaktan da gayet mutluyum, huzurluyum, e, gurur verici bir şey hakikaten. Memleketimi çok seviyorum, özellikle köyü. Hafiye bağlı bir yeni köydü. Hep böyle çocukluk yıllarında giderdim. Orada keyifli anılarım çok var. Ee, doğa, doğayı çok seviyorum. Özel ee, özellikle dedelerimle, halalarımla, akrabalara, akrabalarımla geçirdim o güzel günleri. Her zaman için güzel bir şekilde anıyorum o kadar. Bir an olarak kaldı ama severim doğayı. Böyle başladı hayat. Nişantaşı'nda. Daha sonra? Daha sonra işte e, bir sporculuk hayatım var. E, 13 yaşında, 14 yaşında beni keşfettiler e, minik takımda. Buradan Allah rahmet eylesin, Değer Aray Bay diye bir Türkiye'nin en iyi voleybolcusu abimiz vardı. O beni bakkalda keşfetti, uzun boylu olduğum için. O yıllarda bir e, Eczacıbaşı Spor Kulübü vardı, oraya başladım. Sonra Galatasaray'lıyım diye Galatasaray'a geçtim. O yıllardan itibaren Galatasaray minik takım, genç takım, e, yıldız takım. E, sporcu faaliyetlerime devam ettim, hı hı. E, gayet de keyifliydi yani sporcu bir altyapım var, hı hı. o ruhu taşıyorum her zaman yani. Spor benim için çok önde gelen şeylerden ve 17 yaşında da e, aynı apartmanda oturduğumuz altlı üstlü bir ailenin e, kızı ile oğlu, e, kızı mankenlik kursuna devam ederken, yani evet e, istiyorsanız devam ederiz <laughs> buradan. 17 yaşında bir gün geldi eve. işte ismi de Aynur. Çok Allah razı olsun ondan. bir bir gazetenin mankenler kral ve kral kraliçe yarışması var. katılacağım. Siz de katıl, katılın dedi bize. Biz de memnuniyet dedik. 17 yaşındayım Ondan sonra katıldık. 500 erkek içerisinde ve 500 kadın içerisinden ilk 20'ye kaldık. Hem onun erkek kardeşi hem ben hem de kendisi. bir gazetenin işte Şam müzikolü vardı yandı o zamanlar Harbiye'de. İşte Cüneyt Arkın, Seyyal Tener, Ajda Pekkan, Sezen Cumhur, Önal e, gibi böyle bir jüride hmm. ben mankenler kalı oldum 1976 yılında. 76 yılında daha o zamanlar tabii çok az bir ajanslar var Başak Güstoy vardı o zamanlar başka kimse yoktu yani insanlar caddede gezerken işte bu manken bu manken 10 tane erkek 20 tane bayan manken vardı bizim zamanımızda öyle öyle bir mankenlik hayatı başladı sonra İstanbul'da birinci moda gösterisi 17 yaşında. Ee, ba evet, Bay Vitel'in konsey başkanı olduğu zamanlarda yine böyle bir seçim oldu. İstanbul'un ilk pirata portesi oldu. İstanbul birinci bada gösterisi. İsta İstanbul e, Hilton havuz başında oldu. Muhteşem bir defile oldu. Yani bütün insanlarda ilk heyecan, e, işte firmaların ilk heyecanları, ilk standlar, ilk sunuşlar, ilk Avrupa'ya giriş, o özlemler. Ve ondan sonra güzel bir defile oldu ve hayatım böyle hep mankenkle başladı. Bir furya başladı. O zamanlar bizim zamanımızda ondan sonra da Başak Gürsü'ye girdim zaten. Ee, Başak Hanım'la çalıştık. O zamanlar bizim zamanımızda hem defile vardı hem de ekspozisyon vardı. Yani biz günde, günde iki üç tane ekspozisyona yetişirdik. Yani bir, hmm. atıyorum yani birde bir tanesine, üçte bir tanesine, beşte bir tanesine yetişirdik böyle. Hmm. O zamanlar manken ablalarımız vardı. Çok isimleri bu da hani Aydan Adam, Füsun Özben, Günay Ermen, İnci Günay, hmm. e, Güngör Bayrak. Yani bu tarz ayaklarımız falan titrerdi. Hmm bu kadar büyük büyük furya yoktu. Televizyonlar yoktu. Bir hafta sonu dergisi vardı. Hey vardı, ses vardı. Çok çok bayağı bir nostalji olacak ama e, anlattıklarım. İşte o İstanbul'da o İstanbul günlerinde mankenlik hayatlarımızla başladık. Sonra devam etti. Sonra 79 e, yılında 79 yılına kadar askerlik yaptım. 70 Hı. pardon, 76'dan 79'a kadar hep mankenlik yaptım. Ondan sonra da askere gittim. İki sene askeri takımda voleybol oynadım Ankara'da. Ondan sonra geldim. Tekrar bir furya başladı. Defiyeler falan. Bütün Avrupa'daki defiyelere, Türkiye'deki defiyelere, ihracatçılar biriyle bir furya başladı. Çok sıkın Yurt dışında hangi defilere Yurt dışında bir sürü defiyelere çıktım. Yani i̇hracatçılar biriyle e, yaklaşık yani ne bileyim 20-30 tane e, şey gezmişimdir. Memleket gezmişimdir. Fakat e, ben e, yurt dışından gelen buradaki grupların ilk erkek mankeni, yani Türk mankeni olarak beni kullanırlardı. Hep yabancı mankenlerdi. Evet. Beni tercih ederler Çünkü ben de dans ederdim, rahattım podyumda falan İşte o e, ilişkilerimle beraber güzel e, insan ilişkilerine girdim. Ve ondan sonra 20 tane kız ve tek Türk erkek mankeni olarak, 20 tane de yabancı kız, yabancı bir firmada 2 sene dünya turuna çıktım. E, Gunar Larson, Mod Avangar Show diye. İki sene dünyayı dolaştık biz. Çok güzel şovlar yaptık. Ben onlarla vizyon şov zamanı tanışmıştım zaten. O, e, o yıllarda e, bunları çalışırken aynı zamanda da işte e, Temel abi beni keşfetti. Temel Gürsü yönetmen. Hı hı. E, işte ilk filmlerim vardı. Süreler. Ya, i̇şte ufak ufak rollerle... Sonra... Evet evet ufak roller... Hatırladım. Ufak rollerde başladım işte e, sıralardaki heyecan, Gülşen Bukoğlu işte hı hı. Bir, o, o, takımlar, yardımcı ufak rollerle. Sonra beni işte baktılar ben bayağı mankenlik yapıyorum keşfettiler. Sonra ilk filmlerinden bir tanesi Aslan Adam İngilizlerle çevrildi. Eriş Akman yönetmenliğini yaptı. Eriş Akman Aslan Adam Büyücüler Kraliçesi'ne karşı. Ben Aslan Adam'ın erkek kardeşini oynadım orada Altar. Ee, ondan sonra işte Düğün, Vahdet Vural'la oynadım. Düğün'de oynadım. Çeçil'de falan o filmde. Ondan sonra da e, Temel, Temel Gürsü falan beni keşfettiler. Başrollere çıktım işte. Banu Hanım'la, Harika Hanım'la, e, Serpil yani yaklaşık 50'ye e, yakın film var başrol. Yani hem yardımcı oyuncu hem başrol olarak. Sinema hayatım öyle başladı. Ondan sonra e, yabancı... daha çok keyif aldınız. Vallahi ikisi de keyifliydi. Yani ben e, aslında o yıllarda e, o yıllarda ben ne yaptım da farkında değildim. Yani bana böyle bir şey geliyordu bunu oyna. Oynuyordum ondan sonra seyrediyordum. Yani keyifliydi yani çok güzel e, keyifli anlar yaşadım o zaman diliminde. Sonra işte e, TRT vardı. TRT'den sonra biliyorsunuz başka bir Star TV falan başladı özel kanallar. Ben tam o başlangıca rastladım biraz. Yani ee, biraz daha eski olsaydı özel kanallar çok durumlar daha enteresan olabilirdi. Olsun. işte en son canısı falan çektik. Çok güzel, çok ses getirdi. İşte İbrahim Erkal'la Emin'in Emin falan paylaştık o rolleri. Keyifliydi onlar. Ondan sonra devam etti diziler falan vardı. Ondan sonra da işte e, bu rollerden sonra artık yeni bir sektör, televizyon kanalları çoğaldı, insanlar çoğaldı, sektör genişledi, Hı -hı. herkes koşturmaya başladı. Ben bir ara uzak kaldım bir sene iki sene, Hı -hı. E, herhalde ben unuttular diye düşündüm. Ondan sonra tekrar yani ben hiçbir zaman Hı -hı. bu mesleği bırakmadım, çalışmayı sevdim, Hı -hı. hala da seviyorum. Ondan sonra e, kendime göre olan bir rol olursa veya bir şey olursa seve seve çalışırım. E, fakat işte insanlar sonradan unutuldu, sektör değiştiği için e, pek bize böyle bir dokunmadılar yani bir rol olarak falan hı hı. Bakalım kısmet e, ben her türlü şeye açığım, e, role falan açım inşallah bana göre bir şey olursa her zaman çalışmak isterim yani. Peki karşılaştığınız zorluklar neler meslekte, size göre? Mesleğin, her mesleğin kendine göre zorlukları var. Bir kere kendine iyi bakacaksın, spor yapacaksın. E, devamlı fit kalacaksın. Yani bir sporcu gibi yaşayacaksın her şeyden evvel. Bedenine bakacaksın çünkü bedeninle para kazanıyorsun. Bu mesleğin kendine göre avantajları şöyle. E, insan ilişkileri çok önemli. Yani sana tanışın insanlar il ileriki saflarda e, iş imkanı, e, ne bileyim geleceğine yönelik bir sürü e, bir vizyon açabiliyor. Bu konular da çok önemli. E, ben e, bizim zamanımızda şanssızlık bu konuda ama şu andaki yeni insanlar daha çok şanslı, daha çok e, firma var, daha çok e, ellerinde imkan var, televizyon kanalları var, her şeyleri daha çok iyi kullanıyorlar. Ne bileyim internet var. Yani bunlar çok şimdiki mesleğin avantajları ama ben biraz biraz uzak kaldım galiba. İnşallah toparlarız, e, merkezimizi buluruz. Peki diye şu anki e, çalışmalarınız neler? Vallahi şu anda hobileriniz neler? Hangi alanlara çalışma Hangi sektörlere çalışma alanınız? geçiriyorsunuz günlerinizi? Ahde vefa. Vefa çok önemli. Ee, şu anda pek çalışmıyorum yani pek Hı. herhalde bir sürü insanlara haber gönderiyorum. Yani bir takım Hı. meslek olarak, oyunculuk Hı. olarak bir takım şeyler rol almak isterim. Hı. Ee, seve seve. Hı. Fakat insanların aklına gelmiyor demek ki. Ve herkes şaşırıyor. Sokaktaki insan diyor ki Engin abi sen niye yoksun dizilerde falan, falan diye. Ben diyorum hazırım her, her zaman. Biz ee, her zaman çalışmak isteriz. Ben, ben belirtmiş olayım buradan da. Bundan sonraki isterim. projelerimizde de size teklifler geçeriz. İnşallah ya, yanınızda yani. olursunuz. Ben her zaman çalışmak isterim. Hı -hı. Ya ben çalışmayı seven bir insanım. Yani e, ben bir oyuncuyum. E, bu meslekte büyüdüm. Bu meslekten az da olsa e, para yedim. şu andaki insanların kazandığı kadar olmasa bile şu anda. Çok fazla e, şeyler kazanıyorlar. yani. Hmm. Arada çok, aradaki fark çok büyük. Hmm. E, seve seve çalışırız yani. Problem yok. Hmm. Peki hobileriniz neler? Vallahi ben en, e, doğa şu anda çok... e, kendimi keşfe başladım. Hmm. Yani kendimi bilmeye çalışıyorum. Hmm. E, biraz felsefi yönden. Hmm. Kendime yolculuğa, ben kimim? için bu dünyadayım? Vazifem nedir? Hmm. Konularını araştıran e, inceleyen, irdeleyen, hı hı. sadece bizim kendimiz olarak e, etten ve kemikten varlıklar olmadığımızı, bizim hı. bir geçmişimiz, geleceğimiz, bu dünyada sevgi, şefkat, merhamet, birlik, paylaşım, hı. bu gibi şeyleri açığa çıkartmak için bulunduğumuzu ve ilahi irade yasalarıyla beraber hı. yürümeyi seven bir varlık olduğum için ve bunları kendimde keşfetmeye çalışıyorum. Tabii ki bunları keşfederken dünyada bir sürü olmaması gereken şey yaşamışımdır. Hı -hı. Ee, yaşanmaması gereken bir takım şeyleri yaşanmışım. Ama mühim Herkesin olan, e, e, mühim olan e, açık büfede pek fazla oyalanmamak. Bazı şeylerde Hı -hı. geçmek. Yani Hı -hı. E, sadece maddeden e, şey olmadığımızı, Hı -hı. Mı? her şeyin madde olmadığını. Hı -hı. E, biraz e, şeyimdir yani bu konuda. Maneviyata çok önem veren bir varlığımdır. Hı -hı. Çok güzel. Peki 5 yıl sonraki hedefleriniz neler? Vallahi beş yıl ben bir saat sonra ne olacağını bilmiyorum. Yani <laughs> e, öyle bir <laughs> şey <laughs> yok. Eee <mıdır diyorsunuz? gülüyor> kronolojik olarak e, kronolojik olarak hiçbir zaman gitmiyorum hı -hı. oralara. Yani hı -hı. duygusal olarak gitmiyorum. Hı hı. Şu anda şu anda anın kıymetini biliyorum. Şu anda buradayım ve sizin gibi bir bayanla burada güzel bir röportaj yapıyorum. Çok teşekkür ederim. Bir sa bir saat bir, e, bir saniye sonra ne olacağını da bilmiyorum ama hı -hı. projelerim var. E, i̇nsan gibi yaşamak dünyada hı -hı. E, Fazla uçlara gitmeden bir insan olarak yapmam gereken yardımlaşmayı, paylaşmayı, sevmeyi daha çok ne kadar çok sevebilirim? Koşulsuz nasıl sevebilirim? Bunların peşindeyim. Başka hiçbir şey değil. Hiçbir izme, hiçbir şeye bağlı değilim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler ben için. Ben de çok teşekkür ediyorum. Için. Çok güzeldi programınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İnşallah. Sağ olun. Bir Şirket Gidinemi programından daha sevgiler. Görüşmek üzere.